İnanç özgürlüğü savunucusu Freedom House, Nette Özgürlük 2022 adlı raporu yayınladı. Çin ard ardı 8. kez internet özgürlüğünde en kötü koşullara sahip ülke oldu. İnanç özgürlüğü savunucusu Freedom House, Nette Özgürlük 2022 adlı raporu yayınladı. Çin ard arda 8. kez internet özgürlüğünde en kötü koşullara sahip ülke oldu. Çin'de 1 Eylül tarihinden itibaren internetteki dini içerik servisleri yönetmeliği adı altında yeni bir düzenleme getirildi. Kişilerin ve kurumların çevrimiçi olarak paylaşabileceği dini içeriklere yönelik kısıtlamalar 6 aydır kısmen uygulanıyor. Düzenlemelerin 1 Mart tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği açıklandı. 1 Mart itibariyle ev kilisecilerinin WeChat hesapları ve internet siteleri kapatıldı veya büyük ölçüde kısıtlandı. Uluslararası Hristiyan Kurumu kısa süre önce Çin'deki Katolikler tarafından yaygın olarak kullanılan bir uygulama hakkında rapor sundu. Yeni düzenlemeler Komünist Parti'nin ülkedeki dini eğitime, milliyetçiliği ve sosyalist düşünceyi sızdırma çabasının bir parçası. 5 bölüm ve 36 maddeden oluşan yeni düzenleme, çevrimiçi vaaz ve dini içerikli paylaşımların sadece dini bilgi hizmet lisansı almış dini kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini bildiriyor.